Bir Skype bağlantısıyla devam edelim. Haldun Domaç konuğumuz olacak. Skype bağlantısında kendisiyle birlikte özellikle dün oynanan karşılaşmalara değineceğiz. Trendyol Süper Lig'de ama öncesinde bir hoş geldin diyelim. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Sen de hoş geldin Demet. Hoş Bir süredir göremiyorduk seni. Tatiller çok kısa sürüyor. Hemen bakın buradayım. Tatillerin en güzel tarafı dönüşlerde daha yorgun olmaktır değil kesinlikle mi? Kesinlikle yani öyle bir galiba. Özellik vardır. Ve böyle hani insan şarj olup döner ya, ben tam tersi adaptasyon sağlamakta zorlanıyorum. Evet, herkes için öyledir yani. Tatilden sonra 2 gün istirahat gerekiyor genelde. Kesinlikle. Evet, peki siz iyi misiniz? Tabii ki hayat... Çok teşekkür ederim. Hayatımızın içerisinde bunlar da var. Tabii ara ara şarj etmek gerekiyor. Telefonlar Tabii. gibi kendimizi de sen de kendini şarj ederek gayet net, güzel bir şekilde karşımdasın. Teşekkür ederim. Peki başlayalım karşılaşmalarla. 14. Tabii başlayalım. Haftayı dün bitirdik. Önemli karşılaşmalar vardı. Beşiktaş'a da değineceğiz. İlk önce Fenerbahçe ile başlayalım. Özellikle Galatasaray'ın da puan kaybettiği haftada Fenerbahçe için çok kritik bir 3 puandı. Çok erken bir gol bulundu. Sonrasında da tabii maç sonunda devamı geldi. Genel olarak takım performansını nasıl buldunuz Fenerbahçe açısından? Az rastlanan bir durumla karşı karşıya kaldık. Şöyle maçı 3'e bölerek izledik gibi bir durum karşımızda. Yani 3'e bölerek dediğim ilk 15 dakika, 15 ile 45 arasındaki dakika, 45 ile 90 arasında. Yani 3 parça Evet. halinde bir maç izledik. Çünkü ilk 15 dakikada Fenerbahçe'nin çok coşkulu, sonucu bir an önce almaya çalışan, ön alan baskısı yapan, rakibi hataya zorlayan bir Fenerbahçe gördük. İkinci bölüm yani 30 ile 45 arasında oyunda tamamen kontrolü eline alan bir Gaziantep Futbol Kulübü izledik. Yani Fenerbahçe o bölümde yani klasik tabirle yaslandı, rakibe topu bıraktı. O rakip de topu çok iyi kullandı Gaziantep Futbol Kulübü de. Ama 3. bölüm yani son bölüm dediğim 45 ile 90 arasında yine oyunun direksiyonuna geçen bir Fenerbahçe vardı. Böyle bir 3 bölümlük bir hani şeyde derler ya tiyatroda 3 perdelik oyun diye. 3 perdelik bir oyun izledik öyle söyleyebilirim. Tabii ki şunu vurgulayalım. Mourinho artık ligi tanımaya başladı. Evet. Hangi oyuncusunu ne zaman kullanacağını, oyunu nasıl farklı bir boyuta getireceğini çok iyi şekilde ortaya koymaya başladı. Onu söyleyebilirim. Ve şunu da vurgulamak lazım. Bazı oyuncuların kullanım şekillerini de farklı bir boyuta getirdi. Mesela başlarken bir forma adaleti uygulamaya çalışıyor. İsmail'in bir önceki Avrupa maçındaki performansı nedeniyle ona o primi verdi. İrfan Can'ı yani artık hazır olmalısın deyip sahaya sürdü ama İrfan Can beklenenin biraz uzağındaydı. İşte daha fit durumdaki oyuncular Oğuz gibi, Oğuz Aydın gibi, Filip Kostiç gibi oyuncuları kullandı. Şunu da söylemek lazım artık buradan söyleyelim. Geçmişte de milli takım havuzunda olan Oğuz bundan sonraki ilk milli takım açıklamasında o havuzun içerisinde yer alacak. Gerçekten inanılmaz bir şekilde eski günlerinin de önüne döndü. Eski günlerinden kastım Alanyaspor günlerinin de önüne döndü diyebiliriz. Mourinho'nun onu neden beklettiğini de anlamış olduk herhalde şimdi değil mi? Doğru. Hazırlıyormuş. Yani, tabii ki hazırlıyormuş ama şöyle bir şey söyleyeyim. Acaba mesela 5 hafta önce hazırlanamaz mıydı diye de düşünmek lazım. Yani sonuç itibariyle ortaya çıkan durum olumlu olduğu için kimse de bunu tartışmıyor. Yani birkaç hafta önce olsa daha mı iyi olurdu konusunu tartışmıyoruz. Ama neticede Mourinho ondan yüksek verim alıyor. Biz hep şimdi Okan Buruk'a söylüyorduk. Barış Alper'i şurada oynatıyor, burada oynatıyor, orada oynatıyor, sol bek oynatıyor, sağ bek oynatıyor, önde oynatıyor. İşte Kaan Ayhan'ı stoper oynatıyor vesaire gibi cümleler kullanıyorduk. Şimdi aynı cümleyi Mourinho için Mourinho-Oğuz ilişkisinde kullanmamız gerekiyor. Mesela sağ beksiz bir oyuna döndüğü anda sağ kanadı kullanması için kullanıyor. Sol önde kullanıyor, sağ önde kullanıyor. İşte genel baktığımızda daha farklı pozisyonlarda kullanıyor. Bunlar tabii ülke futbolu adına da kazanç. Çünkü milli takımın elini de rahatlatacak şeyler bunlar. Bu tür oyuncuların verimli olması. Öyle bakıyorum ben. Yani Fenerbahçe taraftarını mutlu edecek bir gece yaşadı ve yaşattı diyebilirim.
Açıklamalara da değinelim çünkü çok daha ılımlıydı sanırım Jose Mourinho'nun açıklamaları. Özellikle bir Giovanni van Bronckhorst değinmesi de var. Biraz daha sabır bekledi aslında taraftardan ki ona yapılan bana yapılsın istemiyorum dedi. Bu açıklamaları nasıl buldunuz, değerlendiriyorsunuz? Şimdi teknik direktör olarak bir meslektaşını korumasını gayet normal olarak karşılıyorum. Çünkü meslektaşını koruyor ama Beşiktaş'ta gerçekten bu durum Mourinho ile Van Bronckhorst'un performans ve ortaya koydukları arasındaki farkı da dikkatten kaçırmamak lazım. Tabii. Onu söyleyelim. Bu arada tabii ki şunu da vurgulayalım. Yani olumlu diyebileceğimiz, belki biraz olumlu, belki biraz yani şöyle kendi lehine de olabilecek bazı açıklamalar yaptı. Onu da söylememiz lazım. Bizim genç teknik direktörlerimizi övmesi, Arda Turan için, Selçuk İnan için, özellikle Selçuk İnan için söylediği sözler, yani Çağdaş Atan için, yani bunlar da tabii onlara bir referans olacaktır. Yani şöyle bir şey, mutlaka sen de bakıyorsundur. Burada Mourinho'nun konuştuğu her cümle, her kelime, yani bir yandan da öyle bakalım, yani gönderme gibi de düşünmeyelim. Her cümle, her kelime Avrupa basınında ciddi şekilde yer buluyor. Şimdi siz orada Arda Turan, işte Selçuk İnan, Çağdaş Atan dediğiniz andan itibaren onu biz ertesi gün Avrupa basınında da izliyoruz. Bu da bir anlamda referans olacak. Yani Mourinho'nun referansını almışlar gibi görünecekler ki bu da çok değerli bir durum. Keza işte oyuncular için söylediği sözlere de baktığımızda öyle. Hani Oğuz Aydın için söylediği sözler baktığımızda yine o da çok lehte olacak bir durum. Yani sonuç itibariyle Mourinho'nun açıklamalarını, her kelimesinin Avrupa'da gündem olduğu bir ortamda bu tür açıklamalar yapması ülke futbolu adına da bir kazanç diye düşünüyorum. Kesinlikle. Tabii şimdi Beşiktaş maçını da değineceğim ama bir şöyle Fenerbahçe Beşiktaş'ı birlikte konuşalım, sonra Hatayspor maçına bakalım. Çünkü hafta sonu bu iki takım karşı karşıya gelecek. Merak ediyorum ben de Beşiktaş'ta acaba bir şeyler netleşecek mi en azından, belki yönetim kısmında, teknik direktör kısmında, oyun kısmında. Çünkü Serdar Topraktepe'nin de dün farklı tercihleri vardı. Hiç oynamayan oyunculara şans verdi. Fenerbahçe kısmında da hala dediğimiz gibi net 11'i sayamıyoruz. Çünkü performansı herkesin bir anda iyiye gitmeye başladı. Mourinho'nun da işi zor gözüküyor. Acaba bu maç için Fenerbahçe kısmı adına ne söylersiniz? Sonra Beşiktaş'a geçelim. Hocalar için en son söylediğinden başlayayım. Aslında hocalar hep şey derler. Yani bu zorluklar olsun yeter ki. Yani mecbur kalıp oynatacağım değil de kendi seçeceğimi oynatacağım bir oyun olsun diye düşünürler. Bir de tabii bu noktada hocaların işini kolaylaştıran bir 5 oyuncu değişikliği var. Yani o neredeyse şöyle, kaleciyi bir kenara bırakalım. Baştan başlattığınız oyunculardan verim alamadığınız anda takımın yarısını güncelleyerek oynama şansına sahipsiniz ki bu çok çok önemli. Eskiden 3 değişiklik vardı. Oyunu çok fazla değiştiremeyebilirdiniz. Onun için şu anda Mourinho herhalde özellikle oyuncularının yükselen performansı nedeniyle son derece mutludur. Tabii bu arada eksikler, gedikler var ama yani onu da söyleyelim. Mesela Cicu'nun çabukluğu, oyuna soktuğu performansla Bekao ile Samet arasındaki uyum arasında fark var gibi cümleleri kullanabiliriz ama başka bir yere evrildi şimdi iş. Beşiktaş maçına, Beşiktaş-Fenerbahçe maçına baktığımızda ne olursa olsun ya, bu ülkede neredeyse 40 yıldır derbi izleyen bir kişi olarak şunu söyleyebilirim. Derbilerde günlük performanslar önemlidir. Oyuncuların derbiye gösterdiği, ortaya koydukları performanslar çok önemlidir. Derbiye verdikleri önem ayrı bir yere yazılır. Onun için erkenden, yani şu anda Beşiktaş'ın durumu çok kötü. 5 maçtır kazanamıyor. Fenerbahçe de rüzgarı arkasına aldı, yelkenleri şişirdi, gidiyor. Ya bu maç Fenerbahçe tarafından kazanılmış bir maçtır diye kağıt üzerinde konuşanlar çoğu zaman yanılmıştır. Onun için de bir derbi derbidir. Serdar Topraktepe'nin de söylediği gibi o derbide daha farklı şeyler görme durumumuz söz konusu olabilir. Ama hani bir değerlendirme yapacaksak şöyle olur. %51 Fenerbahçe'nin daha olumlu olduğu bir görüntü sergilediği bir sezon ve %51 daha önde olduğu bir maç gibi düşünebiliriz. Ama dönelim Beşiktaş maçına dersen, Beşiktaş'ın Hatay deplasmanına, çok kolay değil Demet. Yani bu futbol oynayan bir kişi olarak da söylüyorum. Böyle
4 maçlık bir yıkımın ardından başkanınız gitmiş, teknik direktörünüz gönderilmiş, oyuncular belli bir ölçüde belli bir miktar paralarını alamamış. Yani siz ondan sonra bu oyunculara diyorsunuz ki hadi çıkın aslanlarım kaplanlarım yenin. Yani çok kolay bir iş değil. Serdar Topraktepe'nin işi çok zordu. Yani burada kaybetmemiş olması da bence bir anlamda bir tepkidir. Onu söyleyelim. Tabii ki senin de söylediğin gibi Salih Uçan'ın evet. 11'de başlaması birçok dedikoduyu gündeme getiriyor aslında Demet. Yani dedikodunun gerçeğe yakın olduğunu, Salih'i Friedel'ın istemediğini, onun için Van Bronckhorst'un oynatmadığı gibi iddiaları diyeyim, sanki gerçeğe yansımış gibi gösteriyor bize. Chamberlain oyuna sonradan girdi, Can Keleş girdi. Demek ki bu oyuncular da bir en kötü ihtimalle bir hamle olarak bile kullanılabilecek durumdaydı. Şimdi daha farklı bir görüntü ortaya çıkarttı Beşiktaş. Ama her şey düzeldi mi dersen ben öyle düşünmüyorum, katılmıyorum. Peki toparlanmak sizce ne kadar zaman olacak? Takımın geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya şu ortamda toparlanmak çok kolay değil. Onu özellikle söyleyeyim. Yani dalgalı bir seyir izleyecektir Beşiktaş. Onu vurgulamamız gerekiyor. Dalgalı seyirden kastım bazen kazanacağı, iyi işler yapacağı maçlar, bazen yine olumsuzlukların karşımıza çıkacağı durumlar ortaya çıkacaktır. Nitekim Sergen Yalçın'ın teklifleri kabul etmemesinin sebeplerinden biri de bu. Çünkü takımın genel motivasyonu, çünkü biz oyunda 3 tane temel nokta görüyoruz. Bunlardan biri teknik taktik, ikincisi fizik kondisyon, üçüncüsü motivasyon. Şimdi bakıyoruz, motivasyon olarak çok aşağıda olan bir takım var. Fizik olarak da iyi çalışmadığı, uzaktan gözlemlerimize göre ortaya çıkan bir takım var. Şimdi siz bir teknik taktikle bu takımı yukarıya çıkartamazsınız. Yani geldiniz hemen anında. Onun için de iş zor, kolay değil. Ama sonuç itibariyle bu kulüplerin, şunu da hemen söyleyelim, hani enseyi de çok fazla karartmadan söylemem gerekiyor. Bu kulüplerin büyüklüğü, düştüğü yerlerden çok hızlıca kalkabilme özellikleri. Böyle bakmak lazım. Aynı şeyleri mesela Trabzonspor için de söylememiz gerekiyor. Yani Trabzonspor da çok hızlıca bu dalgalı seyri yaşayacak ve ayağa kalkacaktır. Onlar bu ülkenin 4 büyük kulübü, öyle bakmak lazım. Teknik direktör konusunda ne düşünüyorsunuz? Çünkü geçtiğimiz sezon gibi bir örnek var şimdi takımın önünde. Yani bu sezon doğru adımlar atmak gerekiyor. Ne dersiniz? Şöyle söyleyeyim Demet. Benim kanaatim Serdar Topraktepe ile sezonu tamamlamak gerekiyor. Bu arada tabii Samet Aybaba'nın istek demeyeyim de ona, kendisine sorulan soruya karşı ortaya koyduğu bir isteği var diyelim. Kaan Şakol'un gitmesi koşuluyla ücret almadan sezon sonuna kadar Beşiktaş'ı çalıştırırım demişti. Çünkü Beşiktaş'ta bir biliyorsunuz bir feda sezonu yaşamışlardı ve o süreci çok iyi yönetmişti Samet Aybaba. Belki bir akil insan ve akil bir Beşiktaşlı olarak o olabilir. Eğer o olmayacaksa da bir teknik direktör transfer etmek ya da almak yerine bence Serdar Topraktepe ile devam etmek uygun olur diye düşünüyorum. Ama ben Samet Aybaba fikrine sıcağım. Onu da söylemem gerekiyor. Peki, teşekkür ediyorum size tekrar. İyi haftalar dilerim, iyi sabahlar. Çok teşekkür ederim Demet. Kolay gelsin, iyi yayınlar, iyi haftalar. Haldun Domaç'la sohbetimizi noktalıyoruz değerli izleyenler. Tekrar kısa bir aramız var. Aranın ardından saat başında buradayız. Taner Karaman stüdyo konuğumuz olacak. Yine her konuya değineceğiz. Buradayız, sizi de bekliyoruz.